Girişken deprem haritası gözden geçirilmeli. Gaziantep 3. derece deprem bölgesi olarak görülüyor. Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, AFAD'ın Gaziantep deprem haritalarını bir an önce güncelleyip yeni haritalara göre eylem planı hazırlaması gerektiğini söyledi. Şehrin ana arterlerindeki araziler ile ilgili şu açıklamaları yaptı. Gaziantep'te son yıllarda yapılmakta olan imar uygulamalarında kamu faydasının tamamen bir tarafa atıldığını, rant odaklı ve kısa vadede gelir getirici bazı kararlar alındığını görmekteyiz. Bu kararlar başlangıçta belirli bir gelir sağlasa da, belirli bir fayda sağlıyormuş gibi görünse de, orta ve uzun vadede ne yazık ki kentsel ve çevresel niteliklerimize büyük oranda zarar vermektedir. Şu anda Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'nin kamu idarelerinden özellikle büyük bölümü tamamına yakını yerel idareleri olmak üzere açmış olduğu 60'ın üzerinde dava halen sürmekte ve her geçen gün bu davalara yenileri eklenmekte. Biz imar tadilatlarına, imar kararlarına gerekçelerini sunarak hukuki ve bilimsel gerekçelerimizi de buna ekleyerek itirazlarımızı sunmamıza rağmen ne yazık ki bu itirazlarımızın tamamına yakını yerel idareler tarafından reddedilmekte ve Mimarlar Odası bu durumda yargı yoluna başvurmak durumunda kalmakta. Yakın tarihte açtığımız davalardan ilki ve en önemlisi Osman Gazi Mahallesi, yani metro alışveriş çevresi ve Rasaf yolu üzerindeki yapılan planlama. Burada gördüğünüz plan açıkçası bir alanın nasıl yıllar içerisinde kamusal niteliğini kaybedip özel kullanıma açıldığını ve kamu faydası ilkesi güdülmediğinin çok güzel bir göstergesi. Haritayı kolaylaştıracak şekilde bir sunum hazırladık. Gördüğünüz gibi Abdülkadir Aksu Bulvarı ya da yaygın kullanılan adıyla Rasaf yolu üzerindeki metro alışveriş merkezi buradaki ilk aslında kamusal alan işgalini işaretliyordu. 100. Yıl Parkı'nın bir parçası olan bu alanda önce metro alışveriş merkezi, sonra onun kuzey batısındaki konut alanları bu alana eklendi. Ve son olarak son birkaç yıldır şu metronun arkasında gördüğünüz birinci etap kentsel dönüşüm alanı, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nın sportif faaliyetler ve rekreasyon alanları için ayrılan bir parça olmasına rağmen yüksek yoğunluklu konut, ticaret ve 15 katlı yapılardan oluşan bir yapılaşmayla işgal edildi işin doğrusu. Ve Mimarlar Odası olarak biz buraya 3 dava açtık. Bu davalarımız halen sürmekte ve sonuçlanma aşamasına yaklaşıldı. Ve son olarak gördüğünüz Kadıdeğir'in ikinci etap, buradaki kamusal niteliğin kaybedilmesi hususundaki son adım, Kadıdeğir'in ikinci etap adıyla Ekim ayında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Ve geçtiğimiz ayın Şubat'ın 28'inde biz buraya 25 binlik planına dava açtık. Hemen arkasından Kasım ayında bir plan tadilatı daha yapıldı. Bu defa 25 bin, 5 bin ve 1000 ölçekli plan revizyonlarına gidilerek burası da tıpkı bu arada kestiremeyenler için söyleyeyim. Bu Kadıdeğirmen ikinci etapın sol üst köşesinde şu anda bir türlü tamamlanamayan havuz binası da bulunuyor. Yerin daha kolay yerleşmesi için onu da ilave edelim. Deprem bölgeleri haritaları 1996'dan bu yana güncellenmiyor.